İbrahim Karagül, Kudüs'ün bir karşılığı olacak. Bu sözü sadece Türkiye söyler. Sen kimsin? Amerika ve İsrail adına Türkiye yaparmak sallıyorsun. Sizi siyasette, diplomaside, medyada her yerde gördük. Başkaları adına Türkiye'yi tehdit edenleri, aba altından sopa gösterenleri, şantaj yapanları çok gördük. Bağlı bulundukları, aidiyet hissettikleri güçler, çevreler adına onların öncelikleri ve çıkarları adına Türkiye'ye, millete, vatana, devlete, geçmişimize ve geleceğimize parmak sallayanları çok gördük. Bu devletin en üst makamlarını işgal edip en kritik yerlerine atanıp bu ülkeye aidiyet hissetmeyenleri, çok uluslu çevreler adına iş tutanları, onların çıkar ve menfaatlerini bu devletin, bu milletin çıkar ve menfaatlerinin üstünde görenleri, gizliden gizliye onlara hizmet edenleri çok gördük. Sizi siyasette, medyada, istihbaratta, diplomaside, iş dünyasında gördük. Bu tür insanları siyasette gördük, iş dünyasında gördük, entelektüel çevrelerde gördük, medyada gördük, istihbarat ve diplomaside gördük. Daha çok göreceğiz. Bugün Fırat'ın doğusunda büyüyen tehditleri hafifletenler, yarın bu tür insanlar olarak çıkacak karşımıza. Bugün Türkiye'nin büyük yürüyüşünü durdurmak için çok uluslu çevrelerle iş tutup, bunu masum muhalefet kılıfıyla gizleyenler yarın böyle insanlar olarak çıkacak karşımıza. Bugün PKK ve FETÖ öncelikleriyle hareket edip bunu devletin makamlarında, milletin koynunda yürütenler yarın o tür insanlar olarak çıkacak karşımıza. Bugün PKK adına açık hareket edemediği için başka kimliklere sığınanlar, FETÖ yerine ikame edilenler yarın aynı şekilde çıkacak karşımıza. Bugün PKK mensuplarını aday listelerinde gizleyenler, yarın yeni çok uluslu müdahalelerin içinde çıkacaklar karşımıza. S-400 seni niye rahatsız ediyor? Türkiye Amerika'dan hava savunma sistemleri almayı reddedince, NATO rahatsız manşeti atanlar, Güneydoğu'ya NATO gelmeli diyenler, Doğu Akdeniz'in NATO kontrol etsin diyenler, Amerika adına, İsrail adına, AB adına Türkiye'ye ayar vermeye kalkışanlar, hep olacak. Türkiye'nin batının askeri teknoloji ambargosunu kırma yönünde attığı adımlara karşı tehditler savuranlar, sakın S400 alma, bunun bedeli olur diyenler kişisel korkuları için demiyor bunu. Ait oldukları, bağlı oldukları, hizmet ettikleri çevreler adına konuşuyor. Türkiye'nin Washington eski büyükelçisi Namık Tan'ın S400 itirazları da böyledir. Bir diplomatik öngörü, uyarı, incelik değildir yakın durduğu Amerika-İsrail aksa için bu ülkeye ayar verme girişimidir. Namık Tan'a İsrail ve Amerika'ya büyük elçi yapan lobiye bakmak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bunlar ihanet içindeler. Sen bu milletin ekmeğini yiyeceksin, büyük elçilik yapacaksın, ondan sonra terbiyesizce açıklama yapacaksın. Önce bir defa senin haddine mi? Sen büyük elçilik yaptın diye, emekli oldun diye, sana bu sözü söyleme hakkını kim veriyor? şeklindeki sert sözlerine muhatap olan Namık Ta'nın bu çıkışına hiç şaşırmadım. Şaşırmam da. Şaşırma yerine onu İsrail büyükelçiliğine, Amerikan büyükelçiliğine yönlendiren odakları, lobileri sorgularım. Neden mi? Bir anımı anlatayım. Yıllar önceydi. İsrail Lübnan'a saldırıyordu. 28 Şubat'ta Türkiye İsrail gizli anlaşmaları çerçevesinde örtülü operasyonlar yapılıyordu. Çok ciddi iddialar vardı bazı özel birimlerin İsrail ile birlikte çalıştığına dair. Bunu dile getirdiğim zaman namıktan çok şiddetli bir tepki gösterdi. O zaman dışişleri sözcüsüydü, tarih 15 Eylül 2006’ydı. İsrail adına telaşa düşmüştü. Bir sözcünün bu tepkisi doğaldı gerekliydi, yapması gereken buydu. Ama tepki Türkiye’den çok İsrail'i kollar mahiyetteydi. İsrail adına telaşa düştüğü her halinden hissediliyordu müthiş rahatsız oldum. Aradı, bir açıklama yapma ve bunu yayınlama konusunda anlaştık. Konuşmadan bir saat sonra Anadolu Ajansı'na zehir zemberek bir açıklama yayınlattı. Tepkiye verdiğim ilk cevap şu oldu. Galiba Namık'tan İsrail'e büyük elçi olarak atanacak. Öyle de oldu. Çünkü Tan'ın İsrail konusundaki hassasiyetleri, öncelikleri hep dikkatimi çekmişti. Nitekim 29 Eylül'de de büyük elçi olarak atandı. Telaş'ın aşırı öfkenin nedeni belli olmuştu. O şimdi Amerika ve İsrail adına Türkiye'ye parmak sallıyor. 31 Ekim 2006'da Çok mu kötü niyetliğin başlığı altında bunları yazdım. Namıkta'nın söz konusu iddialara yalanlama usulü ve garip telaşının, Türk dış politikasına yönelik kaygılardan ziyade kişisel kariyeriyle bağlantılı olduğu kanaatimi hala koruyorum. Anlaşılan daha atanmadan İsrail ile ilişkisini iyi tutma yolunda büyük çaba sarf etmiş ifadelerim böyleydi. Namık'tan daha sonra Türkiye'nin Washington büyükelçisi oldu. İşte o haberi duyduğumda eyvah dediğimi hatırlıyorum. Aynı tan Amerika adına, dostu İsrail adına, onların ortak çevreleri adına şimdi Türkiye'ye parmak sallıyor. Sakın S-400 almayın diye tehditler savuruyor. Bunu da diplomatik tecrübe kimliği altında söylüyor. Bir diplomatik bilgelik mi sanacağız bunu? Yoksa başka ajandaların sözcülüğüne soyunmayı mı? Şahsen onu da 2006'dan not etmiştim. O günden bu yana da izlerim. Benim kafamda durduğu yer gayet nettir. Siyasi kimlikleriniz ne olursa olsun esas olan tarih içinde durduğunuz yerdir. Bundan sonra bakalım. FETÖ üzerinden bu ülkeyi parçalamaya ayarlı saldırıdan sonraya bakalım. PKK adına hareket edip bunu muhafazakar kimlikle kamufle edenlere bakalım. Türkiye'nin büyük yürüyüşünü içerden durdurmaya ayarlı çevrelere bakalım. 31 Mart yerel seçimleri için alakasız siyasi kimlikleri tek çatı altında toplayıp ortak cepheye dönüştüren akla ve iradeye bakalım. Siyasi amaçları hiçbir şekilde Türkiye'yi güçlendirmek olmayan bu yeni ajandaya bakalım. Türkiye'nin ana omurgasını zayıflatıp onu savunmasız bırakmaya ayarlı dışarıdan yürütülen çok uluslu saldırılara bu saldırılarla paralel içerideki yapılanmalara bakalım. Bu çerçevede siyasette, bürokraside, iş dünyasında, medyada, STK'larda pozisyon alanlara bakalım. Bugün bakamazsak yarın büyük sürprizlerle karşı karşıya kalacağız. Siyasi kimlikleriniz ne olursa olsun tarih içinde durduğunuz yerdir esas olan. Türkiye ekseni tek siyasi kimliktir. Coğrafya için de, Türkiye için de bu böyledir. Konjonktürel gerekçeleriniz ne olursa olsun, maslahat ve çıkarlarınız ne olursa olsun, öfke ve itirazlarınız ne olursa olsun, etnik kimliğiniz ne olursa olsun, siyasi tarihin neresinde durduğunuzdur esas olan. Bin yıldır bu coğrafyada tarih yapıcı siyasi genetikle, zenginlik ve damarla birlikte hareket ediyorsanız, bugün için Türkiye ekseni içinde yer alıyorsanız yerlisiniz. Bu ülkeye aitsiniz. Bu ülkenin geçmişi ve geleceğisiniz. Orada değilseniz, başka dostlarınız ve ortaklarınız varsa asla yerli olamazsınız. İşte şimdi kim nerede çok iyi bakma zamanı. İşte şimdi kimler hangi pozisyonda, kimlerle beraber dikkat etme zamanı. Kudüs'ün bir karşılığı olacak. Bunu sadece Türkiye söyler. Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki akşam Ayasofya hakkında konuşurken, sen Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacaksın, işte bunun bir karşılığı olmalı mealinde bir cümle kullandı. Bu sözü Türkiye'den başka söyleyebilecek hiçbir ülke yoktur. Geçmişte de yoktu, gelecekte de olmayacak. Türkiye budur, yerli olmak budur, bin yıllık siyasi gelenek ve genetik budur. Hangi siyasi çevreden olursanız olun, gerçek siyasi kimlik budur. Durduğumuz yerde burasıdır. Bunun dışında yer belirleyenlerin bu ülkeye, bu millete parmak sallamasına asla izin vermeyeceğiz. İbrahim Karagül, Yeni Şafak